Herkese merhaba arkadaşlar. Erzurum'un karlı dağlarına hepiniz hoş geldiniz. Şu an bir barınaktayım. Hatırlarsanız en son bir tane kurt beni burada köşeye sıkıştırmıştı. Çıktıkça beni domaltıyordu. O kurtanayla kurtulamadık arkadaşlar. Etrafta bir yerlerdedir şimdi. Hava kararmak üzere ben biraz yatacağım. Dinlendikten sonra aga bak biraz kendi gücümü topladıktan sonra geri döneceğim. Onunla benim de alıp veremedim var. Şöyle bak pencereden bakıyorum orospunun kızı bak nasıl da geliyor. Amına koy! Lan! Ulan bu kapıdan gelmesin. Böyle arkadaşlar bir 3-4 saat yatayım önce. Aynen böyle bir 4 saat kadar yatayım. Gece yolculuğa çıkacağım bu sefer. Uyu uyu. Amına oğlu. Bak! Bak! Dışarıdayla da kurdun sesi geliyor ha. Akşam baya karanlık olmuş arkadaşlar. Fenerim de yok. Yanlış mı yaptım ne? Kurt yatmıyor mu? Ya amına kodum kurdu sen yatmıyor musun? Ya Allah rızası için bırak gidem ha. Ya bırak gidem ha. Aa, bu ne lan? Ha bir dakika ışıklar ne kadar güzel. Kuzey ışıkları. Ulan aslında bu kuzey ışıkları eşliğinde Erzurum'da gitmek çok güzel olurdu da. Kurt murt var bir de hava sıcaklığı çok kötü geceleri. O yüzden gece seyahat etmeyeceğim. Sabah olmasını bekleyeceğim. Ben biraz daha zıbarayım. Evet. Tam böyle saat 10 oldu arkadaşlar. Sabahtandır bekliyorum. Böyle zamanı ileri ala ala oynadım. Kurt etrafta görünmüyor. Ben direkt arka taraftan kaçıp gideceğim. Hiç bu tarafa bulaşmayacağım. Direkt buradan kaçacağım. İnşallah gelmez. Yani şu anki... Nasıl gelmez? Gelme! Gelme amına kodum çocuğu. Lan gelme. Orospunun çocuğu. Yeter bununki ya. Ya bu bir taraftadır bir o taraftadır ya. Aslında ona görünmemek lazım ha. Görünmeden şu şekil gidebilir miyim? Tren yayının oraya gitmeye çalışacağım. Galiba kurtuldum onda arkadaşlar. Şöyle bir haritayı açayım. Ha tren yolu nasıl kaymış? Burası güvenli bölge bana göre. Dağdan bir daha sikseler gitmem ya. Of o neydi öyle ya? Baş belası kara bela amına koyayım. Hayatım boyunca hiçbiri beni o kadar sıkıştırmamıştı ya. Şu avcı Ziya da nerede? Ben bu avcı Ziya'yı götten sikeyim. Bu avcı Ziya madem o kadar iyi avcıdır bu kurtlar niye etrafta cirit atıyor? Vay be Erzurum'un dağları be karlı dağları he. Oksijen deposu oksijen götten nefes almayacaksın böyle ortamlarda derinden ciğere çekeceksin. Sinüzite iyi gelir. Lan bir ev de orada var galiba bakın arkadaşlar. Allah Allah. Ya ben zeyttim sadece böyle bir iki tane var. Hem de bu ev daha büyük bir şeye benziyor. Bir girelim hele. İçinde ne var ne yok. Kurttan da kurtulduk. Bak oyun şu an güzel gidiyor ha. Selamun aleyküm kimse var mı? Galiba kimse yok. Yoksa bu mal seslenirdi. Bir kömür mömür var. Kumaş var. Ya boş böyle şeyleri çok dalmak istemiyorum. Kömür yeterince var. Hurda metal güzel. Mermi yapımında. Oo fener bulduk. Bak. Arkadaşlar artık karanlıkta da dans edebiliriz. Oha bir tane tabanca buldum. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Nerede bu? Bunu kullanabiliyor muyum lan? Tamir et. Tamir kiti lazım. Vay be. 8 mermi alabilen bir tabanca. Bununla giderim o kurda var ya 8 mermi boşaltırım şarjörü. Onu götüne vururum ha. Bakın arkadaşlar oyunda hem Atatürk'ün tablosu var. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarının tablosu. Bir de İstanbul'un tablosu var. Cami filan. Selimiye midir galiba abim? Süleymaniye ne oğlum? Süleymaniye. Avcı Ziya'nın evi şu taraflardaymış arkadaşlar. Yine ormana saptık. Kötü yola düştük. Kurttur, ayıdır, çakaldır, ittir ne varsa artık. Onlar hepsi ben tek. Ya bir de gerçek hayatta olsa ben gene elime çalı çırpı alırım. Kurda karşı koyarım. Ama bunda hiçbir şey yapamıyor ki adam. Böyle hatta şu moda alalım. Böyle domalıyor eğiliyor arkadaşlar. Diyor kurt sik be. Aha orada bir şey var ha. Bu ne lan? Vallahi orada kulübeler var. Avcı Ziya'nın evi olmasın? Oo harita da orayı gösteriyor. Ziya Bey! Ziya Bey neredesiniz ayol? Oo! Gene derinden damardan. Gene götten. Hadi bakalım. İnşallah Ziya buradadır. Bismillah. Kimse var mı? Oo! Yok olur mu? Selamun aleyküm ben Taylan. Avcı Ziya sen misin dayı? Aleyküm selam kardeş. Bana Ziya emmi de. Gel hele sobanın yanına ısın. Senin var ya ayaklarını öper. Ziya emmi sen bu köyde tek başına ne yapıyorsun? Hayırdır yatak da tek kişilik. Buralarda bir genel ev de yok bildiğim kadarıyla. He sen işini nasıl yapıyorsun? İmamın yazdığı gibi seni burada buldum. Nasıl sevindim anlatamam emmi. Nereden buldun onun yazısını kardeş? İmam nerede? Ya imam efendi sorma ya. Maalesef Gürcü Kulesi'nin yanında donmuş cesedini buldum.
Yapma be kardeş. Çok severdim rahmetliyi. Allah mekanı cennet eylesin. Sen için ne yapabilirim kardeşim? Buradan kaçmak mı istiyorsun? Hay Uziye emmi, sen de insana bakıyorsun, niyetini anlıyorsun ama. Aslında evet, gök taşının buraya nasıl etkilediğini henüz bilmiyorum ama boşaltmadan anladığım kadarıyla bu etki tehlikeli olabilir. Heziye emmi, ne yapacağım ben şimdi? Dinle kardeş. Gök kuşağının dumanının geldiği yerde bir asker kampı var. Avlanırken orada birkaç asker görmüştüm. Onlar sana yardım ederler. Kardeş, bir de oralarda çok ayı olur, dikkatli ol. Yandaki kulübeden benim yedek tüfeğimi al, yanında bulunsun. Valla? Ulan yeminime var ya. Senin kadar adamını ben ömrü hayatımda görmedim Ziya emmi. Bak, burada da bir tane parol buldum. Tabi varol yazıyor üstünde. Siz de var olun evladım. Sonra tuvalet kağıdı var. Vay, emmi götünü de siliyor. Bu ne lan? Mermi. Oy, klozet çiğne elimizi soktuk, gittik mermi aldık ya. İğrençsin emmi. Şu andaki kulübeden dedeki tüfeği alalım hemen. Tüfek nerede? Uf, pompalı tüfeği. Vay be, yanda kibrit kumaş da veriyor da. Ben baya bir çantamı doldurdum arkadaşlar. Nacak. Evet, nacak baltaymış. Bırakın baltaya sana yani. Nacak da biraz abartı kaçmış ya. Şu an bakın, hem tabancam var hem pompalı tüfeğim. Şu pompalı tüfeğine tıklayalım. Kaç mermisi var? Oha! 8 mermim var. Çok güzel. Ama ben bu 8 mermiyi hepsini kendimi korumak için harcamayacağım arkadaşlar. Şimdi Ziya emmi yaşlı. Ben de onun bütün erzaklarını çaldım. Dolayısıyla ne olacak? Adam burada açlıkta ölecek. Onu yalnızlığa terk edemem. Ona bir sürpriz yapacağım. Emmi! Hakkını helal et! Aman hakkı... Ateş ettim, ölmedi ya. Niye seni ateş ettim biliyor musun? Seni yalnızlığa böyle... Seni kurtlar parçalamasın diye, şerefli bir şekilde öl diye böyle bir şey yaptım. Şimdi ne yapalım kendimize? Su içelim bir tane, aynen bir tane su içeyim. Bu nedir? Ton balığı da yiyip siktir olup gideyim bu köyden. Gidildi var ya, çok rahatsız ettim ha. Adamı çok rahatsız ettim. Burada da eskiden herkesin evinde olan tarihi eser, geyik şeyi. Belki öyle bile vardır. Ulan buna baktım, eskileri hatırladım ha. Evet ama çok da sikimde değil eskiler. Gidelim. Şimdi yeni rotamız askeri kamp. Artık eskisinden daha güçlüyüm, bir tüfeğim var. Ayıdır, kurttur. İnanın arkadaşlar, bundan sonra benden kararlı yok. Ne insanlar var ya. Cidden var ya, emmiyle karşılaşmasam asla kurtulamazdım bu Erzurum'un karlı dağlarından. O kurdun kucağından asla kurtulamazdım. Bu ne lan? Yerde bir şey var arkadaşlar. Hayırdır? Kestane. Vay vay vay. Ama kestane bu kadar büyük değil ki, ben anlamadım. Saçma, bu bir tuzak olabilir ha. Onun ismi Taylan. Hayatta kalmak için götünü bile siktirebilen bir karakter. Ve gerçekten erkeksizliğini kullanıp Ziya emmiden bir şekil tüfeği aldı. Karnını doyurdu ve yola çıktı. Onu daha önce defalarca domaltan kurttan intikam almak istiyordu. Evet, Taylan. Oha! O ne lan? Arkadaşlar, bir geyik buldum. Bir dakika, eğil bir eğil. Acaba öyle buradan ona ateş etsem vurabilir miyim? He? Bismillahirrahmanirrahim. Hayatta kalma tecrübelerimi gerçekten bu geyikin üstünde deneyeceğim. Böyle yavaş yavaş yaklaşalım sinsice. Hayla çok uzak bana. Beni fark etmedi, çok güzel. Arkasından güzelce yaklaşalım. 3 deyince 3. Oha! Öyle bir vurdum ki aman oğlu, direkt boğazdan yedi ya. Çok güzel, dur hele gidip onu alalım. Git koş 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 koş. Lan bir tane de oradadır. Beni dur. Dur hele. Ne güzel avlanıyor ya ceylan gözlüm. Sana ceylan gözlüm, bakışların yüreğime. Lan! Vuramadım. Vuramadım! Lan koşma! Yes! Budur lan! Benden iyi avcı yok lan! Ben hayatta kalma uzmanıyım. Başta onu korkutma ateşi açtım. Sonra baktım kaşıyor, hiç ciddiye bindi, kendi yeteneklerimi kullandım. Geygin biri şu tarafta kaldı galiba. Önce şunu alayım. Hayır, sen benim ellerimden kaçabileceğine inandın mı cidden geyik? 10 tane çiğ geyik eti verdi. Bir tane geyik derisi verdi. Daha ne versin amına? Şimdi arkadaşlar, ben az önce geyik vurdum ya, işçilik kısmına geliyorum. Bakın burada geyik donu, geyik kazağı şeyi var. Tıklıyorum geyik donuna. Kendime bir tane geyik derisi pantolon yapıyorum. Bu pantolon var ya, insanın götünü öyle bir sıcak tutuyor ki. Sanki götünüz aşırı kıllı ve hiç soğuğu geçirmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Yapalım şu geyik kürkünü. Evet. Gir şimdi çantaya, giyelim bir güzel. Bak diyor, giyildiğinde 4 derece sıcaklık bonusu verir. Giy giy giy, harika. Çok daha az üşüyeceğiz artık. Boynun bu şeyini sevdim. Geyik dersi işe yarar ha. Eskisinden çok daha güçlüyüm ve hiç üşümeyeceğim gibi artık.
Burada bir kağıt var, oxuyalım. Günün sorusu. Aşağıdakı cümlədə öznə ilə gizli öznənin yerini dəyişdirincə nesnel bir anlam oluşur mu? Ay, Türkçe ədəbiyyat özləm yükləm sorularından var ya, nəfrət ediyorum amına. Çox qarışıq lan. Tarcan, Selin'in Baturay'ın kəndisinə yapılan animasyonu izlədiyi videoya, Ədanın verdiyi tepki videosunu izlədiyi videoyu izliyor. Şimdi burada ben yükləmi mi bulacağım? Bulayım bak. Baturay yükləm, Selin nesnə, Tarcan bir orospu ç***. Hava sıcaklığı -6 pek bir şey etmez, insanı donduracak kadar fazla değil. Zaten kar havayı yumuşatıyor. Ulan işte yangın orada çıkmış, oraya gitmeye çalışıyorum ha. Bu kadar yol gelmişken ben pes edemem. Hiçbir şeyden korkmuyorum artık, ciddi anlamda. Artık önüme ne çıkarsa aşabilecek güçteyim. 4 adet mermim var. Ondan sonra yakışıklıyım. Gerçekten taliplerimi bekliyorum. Erzurum'un dağlarında hayatta kalmış bir insanım. Hava bazen -70 derece oluyor. Ne yapıyorum ben, bir şekil, namuslu bir şekilde ısınmanın yolunu buluyorum. Evet, sonra hayatta kalıyorum. Teşekkür ediyorum. Ya var ya, şu göz insanı ne kadar yanıltıyor ya. Duman insana yakınmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Gidiyorsun gitmiyorsun, bitmiyor. Sürekli yeni bir dağ karşına çıkıyor. Ooo! Kurt sesi duyuyorum. Hem de götten yemek isteyen bir kurt sesi. Şöyle yavaş yavaş eyle eyle. Kendi yerimizi belli etmeyelim. Görünürde bir şey yok. Hava sisli yol diyece. Yolun bu tarafları gerçekten çok tehlikeli. Tepeye çıkıyoruz ya, oksijen seviyesi de azalıyor. Lan! Fırtına bastırdı bak. Bu oyunda da birden fırtına bastırmaz mı? Oo, bu kar benim önümü kapattı. Şimdi ben kurdu görsem nasıl ateş edeceğim? Aa! Gelme! Ananı sikerim! Seni yerle eksel ederim lan! Kimsin? Gizliden yaklaştı. Ayak sesini duydum ha. Bir an her taraf kar kaplamıştı. Kurt ayak sesini duydum. Bana doğru geliyordu. Hemen bir refleksle döndüm. Anında tetiği çektim. Ne oldu lan? Ne oldu? Gücün silahsıza mı yetiyor? He? İşte öyle ağzına verirler. Öyle namlu ağzına değerler kurt kardeş. Hemen bu kurdun göt deliğini çekelim. Bize az eziyet ettirmedi. Böyle gerçekten geniş bir göt deliği var. Sen kimsin lan? Sen yüzünden 2 gün ben o evde ayrılamadım lan. Hemen bir güzel soyalım. 4 tane çiğ yırtıcı hayvan eti aldık. 1 tane kurt derisi kazandım. Güzel. Nereye gideceğim ya? Oğlum bu karlı dağlara dolu yola çıktık. Isı gerçekten çok azaldı ya. Allah Allah. Kayalıklar şu tarafı gösteriyor da. Anlamadım ki. Kimse yok mu? Ulan Ziya, ulan Ziya. Yemin ederim ben burada ölürsem var ya, ya da bir şey başıma gelirse gelirim o kulübeye seni domaltırım ha. Beni kandırdı dedi, ileride askeriye kampı var. Ne askeriye kampı amına koyayım? Kurttan başka kimse yok. Oha! Ayıya bakın arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ulan panik oldum. Ver şu tüfeği. Gizlice yaklaşacağım bu ayıya. Gel orospunun çocuğu, gel inşallah tekte ölür. 1 tane vurdum ölmedi. 2 tane ölmedi. Lan yeter! 3! Lan yeter! 4! Lan amına kodum ayısı, 4 mermi yedim be! 4 tane kafasına pompalı mermisi ben vurdum zaten. O ayı nasıl ölmüyor? Hay ben Ziya emmi, senin o götünü sikim Ziya emmi. Sen hep sen yüzünden ha. Ciddi anlamda suç bende ama. Şu Taylan'ın tipine bakın arkadaşlar. Aynı şehir orospularına benziyor. Bu cüsseyle sen kimsin ayıya dalıyorsun la? Kimsin? Herkes haddini bilmeli bu hayatta ya. Bu arada ben de aynı hayat uzmanları gibi size tavsiyeler vermeye çalışacağım. Nasıl hayatta kalınır hiç söylemedim. Mesela diyelim böyle bir soğuktasınız ya. Hayatta kalmak için, ısınmak için ilk yapmanız gereken böyle bir taş bulmak arkadaşlar. Götünüzü böyle çevireceksiniz, sürteceksiniz. O böyle yanma hissi sizi yaklaşık 2 saat falan sıcak tutacaktır. Baya bir götürür yani. Ve en önemlisi, susuzluğunuzu gidermek istiyorsanız bir avuç kar alacaksınız, donunuzun içine atacaksınız. Orada bir güzel eriyince, o don karı çekince çıkaracaksınız, böyle sıkacaksınız, ağzınıza damla damla sular gelecek. Susuzluğunuzu da o şekil giderebilirsiniz. Ha, karşınıza ayı çıkarsa inan yarrağı yeme ihtimaliniz çok fazla. Ya ayı siktir olup gider ya da size saldırır. Yani ağaca çıksanız ağaca gelir, suya gitseniz suya gelir. Eve girseniz eve girer, sonra da göt deliğinize girer. Ayı çok tehlikeli bir hayvandır, onu söyleyebilirim. Ondan kurtulma ölü bası diye ölü taklidi yap. Amına koyayım. Ayı benim başıma gelse ben nasıl ölü taklidi yapayım? He? Ayı gelecek beni böyle nefesiyle koklayacak, ölmemiş miyim diye, ben de o anda hiç hareket etmeyeceğim. Oldu canım. O göt nerede bizde var lan? Ben direkt bana zarar veren, canımı yakmaya çalışan hiçbir şey sevmiyorum. Bak ayı gene oradadır. Umarım beni görmez orospunun çocuğu. Ciddi anlamda bunda kurtuluş yok ha. Yahu yeter ha.
Ve elə ilerden dolanacağım arkadaşlar. Ayının dikkatini çekmek istemiyorum. Hiçbir şekil alamayız çünkü onu. Hiçbir şekil. Aa, bir tane ayı da aşağıdadır. Amına koyayım, bırak Kastamonu mu her yerde? Ayı var lan. Bir tane yukarıda, bir tane aşağıda. E ben nasıl ulaşacağım oraya? Tüfek atıyorsun. Tüfeği de yiyor. Seni de yiyor. Ah, cidden kampa çok yaklaştım. Ağaçların arkasından. Böyle koş 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 koş. Başlatma ayına. Koş koş koş. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kampa yetiştim arkadaşlar. Gir içeri. Kimse yok. Niye? Aa, gelme. Ayı efendi gelme. Anan avra sikerim. Sert. Hoş. Hoş. Ateş ederim ha. Bak. İçeriye gelemiyorlar çok şükür ya. Korkutuldum ama rakım. Korku oyunda bu kadar korkmadım ha. O nereye gitti az önceki bana böyle şekil yapıyordu. O nerede? Ne tehlikeli hayvan ya. Lan yeter seninki. Yap. Amına kodum oğlu. Heh. Ne oldu, sen de öyle ölümsüz değilsin ha. Ayı efendi. Burada ayı da benim, aslan da benim, kurt da benim. Burada devlet de benim, baş da benim lan. Kime bir adet dikiş seti yapıyorum arkadaşlar. Dikiş seti yaptıktan sonra ayı derisi de var artık bende. Ayı kürklü mont yapıyorum. Bu var ya, bu insanı asla üşütmüyor. Oğlum ayı derisi giydim lan. Evet, şimdi girelim giysi kıyafet bölümüne. Bakın, giyildiğinde 8 derece sıcaklık bonusu verir. Yani karda kışta hiçbir şey olmuyor sana kısaca. Böyle bakalım, çok güzel oldu ha. Gerçekten bir dikiş seti bulsam bir tane de kendime pantolon yapacağım. Burada bir kağıt var, bir de bunu okuyalım. Sürekli beni bir yere yolluyor, anlamadım ki amına. Bunlar taşak mı geçiyor? Ver mermiyi, kağıda bakalım. Albayım, size ulaşmaya çalışıyorum fakat burada telsizlerimden sinyal alamıyoruz. Göktaşı yüzünden olmalı. Size haber gönderebilmek için askerlerimden birini radyo istasyonuna göndermeyi düşünüyordum. Fakat bir süredir göktaşının düştüğü bölgeden galen garip sesler duyuyoruz. Yani göktaşı değişik sesler çıkarıyormuş. Bu seslerin neden kaynaklandığını bulmak için oraya gitmeye karar verdim. Hazırlandık ve yola çıkıyoruz. Eğer bu notu okur ve peşimizden gelmeye karar verirseniz herkese gaz maskesi taktırın. Ölçümlerimize göre kayaların arkasında yüksek radyasyon seviyesine rastladık. Binbaşı Hasan Öztürk. Allah Allah. Yani gaz maskesi bize de verin bir tane. Ulan binbaşı, kayalıkların arkası diyorsun, kayalıkların arkasına gidecek yol yok. Evet, oyun burada bitti mi? Ben oyunu anlamadım. Nasıl kurtulacağım lan? Şimdi ne yapalım bilmiyorum arkadaşlar. Bu bölümü burada bitirelim çünkü yapacak bir şey kalmadı. Başka bir görev çıkmadı orayı burayı bulduktan sonra. Oyunun hikayesi 2 sayfadan oluşuyormuş. Vay be. Ama 1 liralık oyun dedim belli olur. Yani bu final de olabilir. Biraz daha araştıracağım bakalım. Eğer hikayenin devamı varsa çekerim. Ama yani bu bölüm final de olabilir. Dediğim gibi bulursam başka bir şeyler devamını da çekebilirim. Vay be Erzurum, demek ki senin hikayen de bu kadarmış ha. Takılı kaldık bu oyunda, ne yapalım. Yine de 2 bölümlük bu koca seri sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.